Değerli dostlarım tekrar merhabalar umarım iyisinizdir ekranımıza yine standart yasal tekli videolarımıza devam ediyoruz gübre fabrikalarını bu videoda konuk almış olacağız umarım faydalı olur önemli kritik noktalar nelerdir olumlu olumsuz taraflarını elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız gübre fabrikalar arkadaşlar daha önce analizlerimizde yine sık yer vermiştik gübre fabrikalarına en sonki noktada bakın düşen kırılımı sonrasında gelen hareket bizi ciddi anlamda yukarıya doğru taşımıştı. Şimdi gübre fabrikalarında değerli dostlar bir retest ciddi anlamda bir retest görmedik. Biraz dikkat edeceğimiz bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum gübre fabrikalarına. Biraz güç kaybı var son dönemde. Onun için trendi arkadaşlar baz alacağız. Trendi e korumaya çalışacağız. Kendimizi trend içerisinde değerlendireceğiz gübre fabrikasında. A bu trend içerisinde kaldığımız müddetçe herhangi bir sıkıntı görmeyiz ama trend kırılırsa arkadaşlar burada sıkıntı baş gösterebilir. Trendi de şu şekilde özetleyelim size. Bu trend desteğine doğru bir yönelişimiz var. Bakalım buradan güç bulacak mı? E, ee, Gübre fabrikaları. Ya muhtemelen burası test edilecek. Sonrası bizim için önemli arkadaşlar. Onayını alıp tekrar devam edebilir buradan. Ama trend kırılım gelirse bir sıkıntı söz konusu olacaktır. Ciddi anlamda bir negatif uyumsuzluk da var hissede. Tepeler daha yukarıda olmasına rağmen. RSI tepeleri son dönemde arkadaşlar gitgide aşağıda oluşan tepeler silsilesine dönüştü. Bakınız 4-5 tane tepeyi oluşturdu. Yine bizim için önemlidir RSI. Destek noktasına yakınız şu anda. Kırılım gelirse burada artık majör ana destek kırılımı gelirse satış sertleşebilir. Şu bölgede yukarı yönlü kırılım ya da aşağı yönlü kırılımı RSI'de takip edeceğiz arkadaşlar. Evet çok aceleci tavırlar takınmayalım. Bakınız burada da indikatörü negatif. Yani biraz dikkat edeceğimiz bir bölgeye geldiğimizi düşünüyorum. E, gübre fabrikalarında ya son dönem hareketlerine bakacak olursak kapanışı değerli dostlar kapanışımız %31'lerin üzerinde bir kapanış gelmediği müddetçe bir geri çekilme dönemi yaşayabiliriz. Özellikle şuradaki destek noktası da bizim için kritik bir nokta olacak. Kırılımlar falan gelirse 110 bandında ideal bir alım bölgesi var arkadaşlar. EMA 100'ü de kapsel. Buralar daha cazip bir şekilde değerlendirilebilir. Gelelim gübre fabrikalarının dolar bazlı arkadaşlar haftalık görüntüsü. Haftalık dolar bazlı görüntüye baktığımız zaman ciddi bir direnç noktasından değerli dostlar dönüş emaresini görüyoruz. Yani burası kırılmalı kırılırsa bakın şöyle ortalama 7.27 dolar kırılırsa hisse de dolar bazlı da arkadaşlar şöyle bir fincan kul formasyonuna gidebiliriz. Ama şu anda kritik bu direnç seviyesi geçilmediği müddetçe olumlu düşünemiyoruz. Yine dolar bazlı destek seviyesine şöyle baktığımızda şöyle alalım. Dolar bazlı destek seviyemiz arkadaşlar 6 dolarlara kadar geri çekilme potansiyeli ilk etapta söz konusu. Akabinde de bakın şurası 5.30 dolar bantlarına bir geri çekilme gelebilir. Acele etmiyoruz. 7.27 bu direnç aşılırsa olumlu bakabiliriz. Bir düzeltme potansiyeli vardır arkadaşlar. Türk lirası bandında logaritmik haftalık görüntüye bakalım. İndikatörlere bakıyoruz. İndikatörlerde hafif bir tehlike arz etmeye başlamış arkadaşlar. E, bu anlamda şöyle alıyoruz. Haftalık görüntümüz budur arkadaşlar. Ha bir retest yapar tekrar bakınız 109 110 haftalıkta da. Ha buralar hisse adına olumlu değerlendirilir. yani bu noktaları biraz daha kollamak gerekiyor. Onun için günlükte 131 üzeri kapanış gelmediği müddetçe ilk önce ana destek kırılırsa ki RSI bizim için en önemli öncü buradaki indikatörümüz olacak. Aşağı doğru kırıldığı zaman zaten satış giderek derinleşecek. Biz burada RSI düşen kırılımını aramamız lazım. Şu anda kırmızı destek noktası kırılırsa indikatör teknik satı verecektir arkadaşlar. Onun için dikkatli olacağımız bir diğer hissede gübre fabrikaları diyoruz. Şöyle bir e, gübre fabrikalarının Şöyle gübre fabrikaları diyoruz arkadaşlar. Evet şuradan gübre fabrikalarının özet görüntüsüne bakalım. Şimdi arkadaşlar gübre fabrikaları e, yıllık e, satışlarda e, oldukça yüksek bir oran sektörünün üzerinde bir satışı gerçekleştirmiş. Yıllık bazda. Yıllık bazda esas faaliyet karı yine sektörünün üzerinde ve pozitif. Yıllık bazda net karı arkadaşlar sektörünün altında ama yine pozitif bir görüntü olmasına rağmen sektörün, sektörünün altında kalmış. Bilanço'ya baktığımız zaman e, Yani burada Net borçta ciddi bir artış var. Değerli dostlar gerek yıllık gerek çeyreklikte bu negatif bir görüntü. Net işletme sermayesi olumlu. Öz kaynaklar olumlu. Ama burada bir net borç trafiği çok yüksek. Ya buraya dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şöyle gelelim FK'sına bakıyoruz arkadaşlar 54 gözüküyor ciddi bir oran. Şimdi gübre fabrikaları şurada karlılık. Öz kaynak karlılığındaki azalış. Verimliliğe bakıyoruz. Varlık kullanımı etkin. Stok yönetimi veril, verimlilik kaybı var. Öz kaynak karlılığındaki azalış ciddi bir oran. Şirketin iyi yönetilemediği anlamını çıkartırım buradan. Yani baktığımızda genel skorun biraz zayıf olduğunu görüyoruz. 5 üzerinden 2.25 gibi düşük bir oran almış arkadaşlar. E, gübre fabrikaları. Bir yıl önce gübre fabrikalarına paranızı yatırmış olsaydınız 1000 TL'niz, 2595 TL olacaktı. Tüm e, 100 dolar e, mevduat bitcoin hepsinin üzerinde bir getir anlamına gelir bu arkadaşlar. Yani sektörün, e, yani hissenin, e, yani tüm yatırım araçları ve endeksin üzerinde bir getiri sağladığını görüyoruz. Onun için e, burada bir düzeltme hareketini ben bekliyorum. Yatırım tavsiyesi de değildir. Şimdi takaslara da bakacağız arkadaşlar. Teknik görüntüyü sizlere arz ettik. Gübre fabrikaları diyelim. Şimdi 3 aylık takasına bakıyoruz. Olumlu. Ciddi anlamda toplu alımlar var. Ee, şimdi aylık takasta yine olumlu. Haftalık takasa bakıyoruz. Yine olumlu bir görüntü var. Takas anlamda herhangi bir sıkıntımız yok. Tekneye tekrar son rütüşünü yaparak burada videoyu sonlandırmış olacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar ediyoruz. Gübre fabrikaları günlük bazda 131 üzeri kapanış görmesi gerekir ki olumlu düşünebilmeliyiz arkadaşlar. 131 bandı ve dedik Burada bir destek çizgimiz var. Bu destek kırılırsa kalın çizgili çizelim. Bakın bu destek kırılırsa gübre fabrikalarında 109-110 bandı ideal bir alım bölgesi haline gelecektir. Ona göre takibini sağlayın arkadaşlar. Muhtemelen ilk etapta bir 125 gibi, 123 gibi buralarda bir destek teması dönerse tekrar 131 bandını kolluyor olacağız. Burası kırılırsa da arkadaşlar teknik olarak 110 ve 109 bantları hissadına daha uygun alım noktaları olarak değerlendirilebilir diyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bu tarz tekli videolarla ilgili önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa da yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yani beğeniliyorsa bu tarz tekli videoları arttıracağım. Biraz daha detaylı oluyor. Dolar bazlı bakıyoruz buradan. Örneğin gübre fabrikalarına dolar bazlı baktığımız zaman ne gördük arkadaşlar? Tam sınırda gelen bir görüntü var. Ya ne yapacağız burada? Dolar bazlı baktığımızda diyeceğiz ki gübre fabrikalarında arkadaşlar dolar bazlı grafikte sınırdayız. 7.27 dolar bazlı üzerine atarsak bir finli formasyonu ama aşağı doğru bakın reddini yemiş. 6 bandına doğru, 6 dolar bandına doğru bir geri çekilme potansiyeli var. Ona göre değerlendirmenizi yapacaksınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.